Arama kurtarma ekipmanı malzemesi her zaman ulaşılabilir mi olmalı? Bu konuda şöyle bir problem yaşıyorsunuz. Acil bir durumu ne zaman, nerede, ne şekilde karşımıza çıkacağını bilmiyoruz. Bu yüzden ben EDC diye bir kavramı araştırdım. Her gün taşınması gereken ekipman gibi bir ifade Türkçesi. Elimde bir çanta var, benim kullandığım bir çanta. Bu çantanın bir gözüne EDC sistemleri yükledim. Ne demek bu? İşte bir ufak bir ışık kaynağım var. Şu gözün içinde acil durumlarda kullanmak için gerekli olan ekipman ve malzemeyi ayarladım. Bu herkes için, her durum için, her şart için değişken olabilir. Parayla satın alınacak şeyler değil ya da çok özel şeyler değil. Nasıl anlatayım? Özel bir ekipman değil aslında. Mesela ben sigara içmeyen bir insanım. Ancak ekipmanın içinde gördüğünüz gibi güzel bir çakmağım var. Yine ikinci bir ışık kaynağım var. Bir çakım var. Bir power bank'im var. Yara bandı, iki yardım malzemeleri var. Yani şöyle bir ekipman çok işe yarar. Önemli durumlarda düdük var. Mesela düdüğü birçok yerde farklı yere koyabilirsiniz ama en çok en yakında taşınması gereken ekipman bence çok önemli bir kavram. Bunun daha fazlası ya da daha azını yapabilirsiniz. Topu topu bir göze sığıyor. Farklı şeyler var. Mesela elektrik kabloları, USB ya da micro USB, Type-C gibi küçük kablolar var. Kendi hijyen setiniz olabilir. Diş macunu, diş fırçası olabilir. Eğer ilaç kullanıyorsanız benim gibi ayrı bir kutu içinde 96 saat edecek kadar ilacınızı yanınıza her zaman bulundurmanızı öneririm. Bu bir ilke, bir gelenek olarak kalsın diye düşünüyorum. Çünkü çok işe yarayan şeyler. Arama kurtarma durumunda bazı malzemenin kesinlikle üstünüzde olması gerekiyor. Yani başka şekilde taşımanız doğru olmaz. Her zaman en yakında taşınmanız gerekiyor. Ben bunun için şöyle bir çanta hazırladım. Bu her gün taşınacak bir çanta değil. Bu yalnızca acil durumlarda kullanılması gereken bir çanta. İçlerine ihtiyaç duyabileceğim tüm malzemeyi yerleştirdim. Aynı zamanda bu malzemeyi bu çantada değil de üstüme taşıyacak şekilde getirdim. Şunu başıma geldiği için söyleyeyim. Ne kadar hazırlık yapmış olursanız olun, taşıyacağınız, getirdiğiniz malzeme kaybolabilir, çantada kalabilir, o çanta başka yere gidebilir, o çanta çalınabilir, o çanta erişiminiz olmayabilir. Bütün bunlar da aslında düşünülmesi gereken bir şey taktik hazırlıkta. Ne var diye bakarsak benim hazırlığımda şöyle bir göğüs çantası var. Bir pusulam var. Özellikle şunu göstermek isterim. Her paket diğer paketin içine yerleştirilmiş. O da diğer içine yerleştirilmiş. Özellikle şeffaf olması benim için çok önemli. İçinde ne olduğunu görebilmem gerekiyor. Ne olduğunu anlamam gerekiyor. Bunu aldığım zaman birçok şeye erişimim olacak. Yani birçok şeye erişmiş olacağım. Birden fazla şeye erişmiş olacağım. Aynı zamanda az olacak, hafif olacak ve çantanın içine sığabilecek kadar da küçük olacak. Bütün bunlar ne yazık ki optimize edilmesi çok zor kavramlar. Yani ihtiyaca göre, duruma göre, kişiye göre, acil durumun ihtiyacına göre tamamen değişen kavramlar. Ama üzerine düşünülmesi gereken şeyler. Bakın bir telefon geldi, toplanın dendi. Bir yere gittiğiniz zaman bunları tekrar organize etmeniz mümkün. Ama bu yoksa elinizde organize edebileceğiniz bir şey yok. Fark edeceksiniz ki ben bunlara ihtiyaç duymayacağım. Yani bunlar benim ihtiyacım değil. Bunları bırakabilirim diyebilirsiniz. Ama bazı durumlarda çok ihtiyaç duyuluyor ve olmadığı zaman ciddi bir sıkıntı yaşanıyor. Çok hızlıca ilk yardım malzemeleri bitirmek istiyorum. İlk yardım malzemeleri aslında 3 sınıfta. Birincisi arama kurtarma elemanlarının kendi üzerinde taşıdıkları
ve kendilerinin ve buddy'lerin ya da işte arama kurtarma elemanlarının yakınları için kullanabilecekleri ekipman. Buna yabancılar IFAK diyorlar. Benimki öyle bir şey değil, bildiğiniz bir çanta. Bu çantanın özelleşmiş bir hali. İçinde ilk yardım malzemeleri var ama bu ilk yardım malzemeleri afet zedeleri için değil. Bu eliniz kesilir, parmağınıza bir şey batar, ne diyeyim işte bir çivi girer. Bu gibi şeyleri müdahale edebilmeniz için, yani kendiniz için ve taşımanız gerektiğini düşündüğüm malzemeler. Çok fazla ve çeşitli olabilir. Tamamen kişiseldir. Burada anlatmak istediğim nokta şu. Bu sizde yoksa siz de bir afet zede olabiliyorsunuz. Sizde varsa en azından ekip arkadaşınızı, kendinizi vesaire ilk yardım yaparak işi devam ettirebilecek halde getirebiliyorsunuz. Birden fazla ışık kaynağı gerekecek, mutlaka gerekecek. Ben şöyle bir ışık kaynağı koydum. Özellikle parlak bir şeyle işaret edeyim ki düşerse yerini belli edeyim diye. Kafa lambam var şu yan tarafta. Bu kafa lambalı gerçekten işe yarıyor. Kafa lambaların pilleri ne yazık ki her yıl değiştirilmek zorunda. Neredeyse bir yıldan beri kullanmadığım bu kafa lambasını işte tekrar aktif hale getirdim. Tekrar çalıştım, pilleri kontrol ettim. Çok çeşitli malzeme ve ekipman var. Bunları tek tek anlatmayacağım ya da tekrar göstermeyeceğim ama bir şeyi özellikle göstermeyi bitirmek istiyorum. Bu niye böyle bir çanta, göğüs çantasında yerleştirilmesi gerekiyor?